54 bit kanalımdan herkese merhabalar. Ben Mesut Topuzlu. Atmel Atmega derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bizim ikinci videomuz. Önceki dersten hatırlarsak bir mikro denetleyici nedir? Üzerinde hangi birimler bulunur? Bir Arduino Uno R3 geliştirme kartı üzerinde hangi mikro denetleyiciler ve ne tür komponentler bulunur? Bir Arduino Uno R3 geliştirme kartını hangi yollarla enerjileyebiliriz? Bir Atmega 328 mikro denetleyiciyi programlamak için nelere ihtiyacımız vardır? Bir bilgisayar ile bir mikro denetleyiciyi UART gibi seri iletişim protokolü ile haberleştirebilmek için hangi yöntemler kullanılır? Bu sorulara cevap vermekte güçlük çekiyorsanız lütfen birinci videomu izleyin. Arkadaşlar bu arada ilk videoya bir düzeltme yapmak istiyorum. Ee, i̇lk videoda hatırlarsanız USB-ASP-IC-SP programlayıcıdan 5 volt sağlanabileceğini söylemiştim. Ee, doğru 5 volt sağlanabilir Ama bunun yanında üzerindeki jumper seçeneği ile 3.3 volt da sağlanabiliyor imiş. Ben buraya atlamışım. Ee, bu konuda da e, bir düzeltme yapmak istiyorum. Yani biz USB ASP programlayıcımızdan sisteme ya da Arduino karta 3.3 volt veya 5 volt e, seçeneğini şu jumper vasıtasıyla seçebiliyoruz. Şimdi bizim ihtiyacımız olan şeylerden biri de neydi? IDE yani Integrated Development Environment. Mikroçip stüdyoyu kuracağız arkadaşlar. Bunun için şu linke gidelim. Aşağıdaki kısma kısmı bulalım. Web Installer veya Offline Installer seçeneklerinden birini bilgisayarımıza indirelim. Ben burada Web Installer'ı indireceğim. Ya da Online Installer dediğimiz kurulum dosyasını indireceğim. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra kuruluma geçebiliriz. Mikroçipin sayfasını açıyorum. Az önceki resimde bahsettiğim indirme kısmına geri geliyoruz. Bakın burada bir download kısmı var. Microchip Studio for AVR and Sam Device nokta 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 web installer'ı indiriyorum. indirdikten sonra kurulum işlemine geçiyorum. Bakın burada kurulum işlemi başlıyor. Continue diyorum. İşte bla 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 kabul et. Benim bilgisayarımda C Program Files X86 Atmel Studio diye kurulacak. Buradan hangi cihazları programlayacaksanız onlarla ilgili seçenekleri seçebilirsiniz. Biz AVR programlayacağız. Bu seçenek seçili olması lazım. UC3 nedir bilmiyorum. STM device'lar var. Onları da programlayacaksanız bu seçeneği de seçebilirsiniz. Next diyorum. Yine next diyorum burada. Burada kuracağımız şeyleri falan sistem validation yapacakmış. İşte şey yapacakmış. Kontrol falan edecekmiş. Buraları geçiyorum. Next diyorum. Install dediğimde kurulum başlıyor. AVR GCC'nin yanında bir de mikroçipin kendi derleyicisi olan XC8 derleyicisini de aynı zamanda bilgisayara kuruyor. Ben bunu kullanmayacağım. Normal AVR GCC'yi kullanacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kurulum işleminin sonuna geldik. Ee, yaklaşık bir 20 dakika kadar sürdü. Web installer olduğu için hem internetten install ediyor hem bilgisayara install ettiği için e, uzun sürebiliyor. Bir an hiç kurulmayacak zannettim. En nihayetinde kurulum işlemimiz bitti. Close deyip kapatıyorum. Şimdi IDE kurulumundan sonra... Bir de AVR Dudes kurulumu var. AVR Dudes ne işe yarayacak derseniz e, diyelim bir program yazdık. Biz bu programı bilgisayarımızda idemizde derledik. E, bir, bize bir hex dosyası oluşturdu. Hex dosyasını peki nasıl göndereceğiz? Hangi programla göndereceğiz? Arduino'ya, karta derseniz bunun için AVR Dudes programı kullanılır. Kullanılıyor. AVR Dudes aslında konsol üzerinde çalışan bir program. AVR Dudes ise arka planda AVR Dudes Programını yazılımını kullanan bir graphical arayüzdür aslında. Averiutun programını indirmek için sayfasına gidelim. Şöyle blok sekambul.net sayfasından Averiutun indirme kısmına gelelim. Bakın şurada bir indirme sayfası var, indirme linki var. Buraya tıkladığımızda zaten programımız bilgisayara inecektir. Hemen buradan kurulum aşamasına geçelim vakit kaybetmeden. Ara yüzü Türkçe yapıyorum. Anlaşmayı kabul et. İşte program files x86 avr dudes klasörü içerisine kurulacakmış. Şöyle devam et diyorum. Masaüstü simgesini oluşturun. Kur diyorum. Kurulum bu kadar basit bitti deyip şöyle programının çalışıp çalışmadığını bir görelim. Görüldüğü üzere şöyle bir pencere bize açıldı. Ee, pencere açılır açılmaz AveriDoots programı bize checking for updates diye e, yeni versiyonu var mı yok mu AveriDoot'un ya da AveriDoots programının e, kontrol ediyor. You have the latest version diyor yani en son versiyona sahipmişiz biz. O yüzden şimdilik kapatıyorum. Son olarak arkadaşlar, ilk videomda hatırlarsanız bir USB ASP ICSP programlayıcıdan bahsetmiştim. Şimdi bu programlayıcı ne yapacak? Bizim oluşturmuş olduğumuz e, imajı ya da hex dosyasını ATmega 328 programlayıcıya bu donanım vasıtasıyla yükleyebileceğiz biz. Tabii bir USB ASP programlayıcının Driverını indirmek gerekiyor ve kurmak gerekiyor. Bunun için şu linke girelim. Şimdi şöyle yapalım: Google'a USB ASP Zadik yazalım. Bakalım ne karşımıza çıkacak. Google'da aratınca, gördüğünüz üzere static USB driver installation made easy diye bir link geliyor. Buna tıklayalım. Şu download kısmına gelelim. Zaten şurada bir download linki var. Hemen tıklayalım ona. Şuradan programı çalıştıralım. Şimdi bu program bizim USB ASP programlayıcımıza driver'ı set edecek. Yani yüklüyse seçecek, yüklü değilse indirecek. Yani üzerinde bir işlem yapacak. Onun için öncelikle USB ASP programlayıcımı ben USB bilgisayarın USB portuna takıyorum. Şuradan options kısmından list all device diyorum. USB ASP programlayıcım da bilgisayara takılı olduğu için şu listede gözüküyor. Bunu seçiyorum burada dikkat etmeniz gereken nokta. Ben de şu an Win USB yüklü ya da seçili. Ben bunu Lib USB Win 32 yapıyorum arkadaşlar. Neden böyle yapıyorum? Çünkü şu seçenekle programlamaya kalktığımda AVRedute programı yazılımı bana bir hata verdi. Yani o driverlarla ilgili bir problem. Açıkçası tam olarak da ne olduğunu da bilmiyorum. Ben şunu seçtiğimde gayet güzel e, Atmega'ya program atabildim. Burada libusb win32 seçiyorum. Replace the driver diyorum. Yani şu winusb driver'ın yerine bunu kullan diyorum. Şimdi installing driver diyor. Installing driver e, işlemi yaklaşık bir dakika falan sürüyor. Çok fazla da değil. Belki de daha kısa. Bitmek üzere. The driver driver was installed successfully. Başarılı bir şekilde bizim driver'ımızı indirmiş. Şimdi biz ne yaptık? Zadik isimli bir küçük bir programla, bir arayüzle USB ASP programlayıcımıza Windows için driver'ını bilgisayara indirdik ve onu kullan dedik, set ettik yani. Şimdi bunu kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar, USB ASP programlayıcı benim bilgisayarıma hala Takılı vaziyette USB portuna Windows gerçekten e, bunu görüyor mu görmüyor mu diye kontrol edebiliriz. Bunun için aygıt yöneticisine gidelim. Şuradan Microchip Tools kısmına gelirseniz burada USB ASP'yi Windows'un gördüğünü yani driver olarak kabul ettiğini tanıdığını görebiliriz arkadaşlar. Şimdiye kadar biz ne yaptık? Kurulumlarımızı tamamladık. Şimdi yavaş yavaş e, uygulama yazmaya başlayalım ama maksadım size burada yazılımı öğretmek değil küçük bir uygulama yaparak e, Atmega 328'i ayağa kaldırmak. Bunun için Microchip Studio IDE'yi başlatıyorum. New project e, diyorum ya da şuradan da gelebiliriz. Şuradan new project diyorum. GCCC executable project diyorum. Ve şuradan proje ismini veriyorum. Biz buna ne diyelim? Test 1 diyelim. Proje location'ı isteyecektir bizden. Benim e, proje location'ı yani projenin bulunduğu, oluşturulacağı dizin şöyle C, Users 54 bit e, Documents, Atmel Studio 7.0'ın altında bunu oluşturacak. Siz tabi buradan Browse yaparak da e, farklı bir dizinde oluşturmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdilik burada oluşturuyorum. Okey diyelim. Şimdi bu ekranda bizden Atmega'yı e, seçmemizi isteyecektir. Yani mikro denetleyicini seçmemizi isteyecektir. Bizim bizim e, Arduino Uno R3 geliştirme kartı üzerinde Atmega328P mikro denetleyicisi bulunmakta. Şimdi bunu yazalım. Bakın şuraya Atmega328P geldi. Atmega328 veya Atmega328PB seçmeyin arkadaşlar. Bunu ilerleyen videolarımda bahsederim. Şimdi üzerinde neyse hangi mikro denetleyici varsa direkt olarak onu seçtim. Şimdi görüldüğü üzere bizim uygulamamızın kodlarımızı yazacağımız main c dosyası geldi karşımıza direkt olarak. Bu dosyamızın ismi main c. Şimdi buraya e, kodlarımızı yazmaya başlayalım. Dediğim gibi maksadım burada size kodlamayı Öğretmek değil, sadece e, kurduğumuz programların ve e, Microchip Studio'nun çalışıp çalışmadığını, e, mikro denetleyiciyi ayağa kaldırıp kaldıramayacağımızı görmek. Evet kodumuz başarılı bir şekilde derlendi. Şimdi koddan kısacası bir bahsedeyim. Ben burada ne yapmaya çalıştım? Ee, geliştirme kartı üzerindeki RX LED'i e, CH340'a bağlanmış durumda aynı zamanda bir ucuda e, Atmega 328 mikro denetleyiciye bağlandığı için bunu biz e, uygulamamızda uygulamamızdaki kodlar içerisinde yakıp söndürebiliriz. Şimdi burada dedim ki bir while döngüsü oluşturdum. Bu While döngüsü içerisinde bir saniye aralıklarla ledi yakıp söndür dedim. Mikro Mikrodenetleyiciye yazdığımız kodu, yani daha doğrusu hex kodunu göndermek için öncelikle AVR programını açtım. AVR Editus programını açtıktan sonra şu seçenekleri e, yapmamız gerek, ama ondan önce beni ekran görüntüsünden izleyin. Arduino geliştirme kartını ve programlayıcıyı şekilde görüldüğü gibi kamera görüntüsünden de görüldüğü gibi bilgisayarımıza bağlamamız gerekir. Şimdi tekrar AVR Dude programına dönecek olursak öncelikle programlama kısmında şunu seçiyoruz. USB ASP işte www.official.de yani üreticisi sanırım bu. Buradan bunu seçiyoruz. Şey kısmında, programlayıcı kısmında AVR Dudes'un birçok programlayıcı olduğunu görürüz. Bizim kullanacağımız USB ASP programlayıcı yani bu programlayıcıların içerisinde herhangi bir tanesi. Yani birçok şeyi destekliyor AVR Dudes zaten. Bunu seçtik. Şimdi şu kısımlar sabit kalsın. Şimdi şuradan bizim kullanacağımız yani Arduino geliştirme kartı üzerinde bulunan Atmega 328'i seçiyoruz. E, ve de kullanacağımız programı seçiyoruz. Kullanacağımız program neredeydi? Hexfile. Belgelere geliyorum. Atmel Studio 7.0 Test 1. Test 1 iki dosya oluşturmuş. Dibağın içine geliyorum. Test 1.hex. Hex dosyasını şimdi aldım. Dedim ki AVR3 programına. Sen buradaki hex dosyayı hex file'ı e, mikro denetleyiciye yükleyeceksin. Şimdi burada birçok seçenek var bizim. Ve şurada da birçok seçeneğimiz var. Şimdi bunlara ilerleyen zamanlarda, ilerleyen videolarımda e, bahsedeceğim. Şimdilik bunu bu şekilde programlıyorum. Programlama başarı, başarılı bir şekilde e, gerçekleşti. Verify işlemi yani doğrulama işlemi gerçekleşti. 120 188 byte'ın e, flash'a yazıldığını söylüyor bize ve de teşekkür ediyor. Şimdi gerçekten bakalım e, olmuş mu bu işlem? Evet. pin'i Geliştirme kartı üzerindeki RX pin'i bir saniye aralıklarla yanıp sönüyor. Aynı bizim kod içerisinde ona söylediğimiz gibi. Arkadaşlar videomuzun sonuna yaklaşırken yaptıklarımızı şöyle bir özet geçelim. İlk olarak Microchip Studio kurulumunu gerçekleştirdik. Daha sonra AVR Dudes kurulumunu gerçekleştirdik. AVR Dudes kurulumunda aslında bize arka planda aynı zamanda AVR Dudes programının kendisini de kurar. Yani ne demiştik? AVR Dudes programı aslında arka planda AVR Dude yazılımını kullanan yani programını kullanan bir arayüzdür. Daha sonra USB ASP driverlarını kurduk. Yani bizim programlayıcı driverlarını kurduk. Daha sonra basit bir uygulama ile Atmega 328'i ayağa kaldırdık. Ne yaptık? 1 saniye aralıklarla Arduino kart üzerindeki RX LED'ini yaktık ve söndürdük. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.